Merhaba Sakarya TV izleyicileri. Şu an Türkiye'de çok önemli noktalara gelmesi planlanan ve hızla marka değeri yükselen Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği lokalindeyiz. Sevgili başkanımızla birlikteyiz. Başkanım, öncelikle siz kendinizden ve derneğimizden biraz bahseder misiniz? Peki, hoş geldiniz demek isterim. Hem derneğimize hem de yapacağımız organizasyona gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Metin Yılmazer adım. Derneğimiz Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği Sakarya merkezinde olan bir dernektir. Adından da anlaşılacağı üzere Tepeli Kostüm dediğimiz güvercinlerin ırk özelliklerinin korunması, yaşatılması, tanıtılması, geliştirilmesi ve başka amaçları da taşıyan çalışmaları kapsamında kurulmuş, o amaca zaten dernek gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz bir festivalimiz var. Onunla ilgili şu an ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Merkezimiz Sakarya'da ama Türkiye'nin birçok ilinden üyemiz de var. Bir de künyeleme sistemi dediğimiz güvercinlerin ayaklarına takılan, onların kimlik kartı sayılabilecek künyeleme sistemimize katılmış. Yine Türkiye'nin herhalde 32 tane olduk, 32 evet. ilinden o sistemimize dahil olmuş arkadaşlarımız var. Bizim hobimiz, yani ortak hobimiz, severek yaptığımız ama standartlarını da yükseltmeye çalıştığımız hobimiz. Sakarya'da yaptığımız organizasyon da tüm Türkiye'de yine güvercin severler tarafından bilinen, tanınan bir organizasyon haline geldi. Geleneksel oldu artık bizim için. Bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Yine yönetim kurulumuzdan arkadaşlarım var burada. Onlarla beraber çalışıyoruz. Onların dışında yine gönüllü çok sayıda arkadaşımız var. Dediğim gibi bu biraz şey işi, hobi olduğu için gönüllülük esasına dayalı arkadaşların katıldığı işler. Hepimizin meslekleri farklı farklı ama bizi birleştiren şey ortak hobimiz güvercin sevgisi. Özellikle de Tepeli Kostüm güvercinleri, onlardan besliyoruz. İnşallah herhalde festival günümüzde orada olacaksınız. İnşallah. Biraz daha yakından tanıma ve izleyicileri de tanıtma şansı bulacağız orada da. Sizin sorularınız varsa da devam evet. edebiliriz. Yoksa ben de konuşabilirim yani. Anlatacağım çok şeyler var aslında izleyicilerimize. 28 Nisan 2019 tarihinde Nisan yani, tam bölge olarak nerede yapılacak? Ondan da bahsedelim. Bir de programımızın akışı ile ilgili bilgi verirseniz. Bizim 28 Nisan 2019 festival tarihimiz. Sakaryalı izleyicilerimiz bileceklerdir. Toyota Hastanesi, Acil Yardım Hastanesi eski. Onun hemen arkasındaki Nehir Düğün Salonu, Sakarya Nehri kenarındaki Nehir Düğün Salonu bahçesinde düzenlenecek bir organizasyon. Orada yarışan kuşlarımız olacak. Yani bizim belirlediğimiz kategoriler var. O kategorilere göre güvercinler Türkiye'nin yine farklı illerinden gelen hakem heyetimiz tarafından puanlanacaklar. Orada birinci, ikinci, üçüncülere kupalar verilecek. Başka hediyelerimiz de olacak. Orası kapalı bir binası vardır düğün salonunun olduğu. Yarışan kuşlar bölümümüz orada ama asıl organizasyonumuzun birçok faaliyeti bahçesinde gerçekleşecek. Bunlardan bir tanesi masa salımı dediğimiz bir program. Orada yine Türkiye'nin hep farklı illerinden gelen arkadaşların sergilemek istediği bir platformumuz var. Etrafı çevrili. Büyük çadırların altında kurduğumuz. Yine etrafında oturma düzeni alınmış bir yer. Orada sergi şeklinde sırayla yetiştiricilerin yetiştirdiği güvercinler sergilenecek, tanıtılacak, canlı yayında gösterilecek. Onun dışında bir pazar alanımız var. Pazar alanında da yine bizim önceden hazırlayıp kurduğumuz kafeslerde gelen arkadaşlar kendi kuşlarını oraya koyup sergileyebilecekler. Öyle bir alanımız var. Onun dışında yine biraz daha böyle şenlik ve festival havasında geçsin istiyoruz diye papağan besleyen arkadaşlarımızı davet ettik. Oraya gelecekler. Bunların standları olacak. Geçen sene de aileler ve çocuklar da katılmıştı festivalimize. Onların çok ilgisini çekmişti. Biraz daha teşvik etmek amaçlı davet ettik. Muhabbet kuşu, kanarya gibi kuşlardan da gelecek. Egzotik kuşlar olacak festivalimizde. Yemek, çay, sohbet. Alan zaten çok güzel. Bilmiyorum oraya hiç gittiniz mi? Kır düğünlerinde yapıldığı, bahçesi de çok güzel olan bir tesis. Orada geçen senelerde bizim 1000'in üzerinde ziyaretçimiz oldu. Yani 1500'e yaklaşmıştı ilk sene. Şeylerin kaydını tutuyoruz. İşte bileklik takıyoruz herkese. Bayan ve çocuklara takmıyoruz. Oradan sayı tam bilemiyoruz ama 1000'in üzerinde 1500'e yakın olduğunu biliyoruz. Yine bu sene de öyle bir katılım bekliyoruz. Bahçede bizim işte büyük çadırlarımız var. Güneşten ya da yağıştan etkilenmeyecek şekilde koruma altına aldığımız bölümler var.
sabah 7.30'da başlıyor. Çok erken saatte başlıyor. Çünkü farklı illerden gelen arkadaşlar gece oradan yola çıktığı zaman burada daha erken saatte olabiliyorlar. Kimseyi dışarıda bırakmamak adına erkenden kapımızı açmak istedik. 7.30'da başlıyor. Kuş yarıştıracak arkadaşlar kuşlarını teslim ediyor. Hakemlerin puanlama kısmı var. Bizim ödül töreni bölümümüz var. Masa salımı programlarımız var. Kuşları iade ediyoruz. Kapanışımız saat 18.06'da bitirmeyi planladık. Program evet sevgili başkanım. Valla bülbül gibi şakıyorsunuz maşallah. Şöyle yapalım dilerseniz sevgili başkanım. Tabii yine çok önemli tane yönetim kurulu üyesi abilerimiz, arkadaşlarımıza. Kendilerini de bir tanıyalım. Sonrasında tekrar tabii size deneriz. Evet efendim. Ben Ali Baykoç. Bu işe hep birlikte başladık. Bu sene kısmet olursa üçüncüsünü yapacağız. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha üçüncülerini yapmak nasip olursa hep beraber bu işe gönül verdik. Yani bir menfaat, bir karşılık bekleyerek değil de gönülden, çocukluğumuzdan beri sevdiğimiz bir olay olduğu için bu işin içindeyiz ki olması gereken yere de gitmesi gerektiğini düşündüğümüzden Metin arkadaşımız, Mustafa arkadaşımız, diğer Kerim arkadaşımız var, Sedat arkadaşımız var, bir sürü arkadaşımız var. Onlarla birlikte bunu nereye kadar taşıyabiliriz? Ki bana göre bu kuşu biz çocukken pek hoş karşılamazlardı. Derslerden alıyor koyuyor diyerek de. Fakat şu anki durumda ben her aileye tavsiyem çocuklara hayvan sevgisini aşılayalım. Böyle güvercin veya herhangi farklı bir hobisi olsun ki yanlış uyuşturucu veya tasvip etmediğimiz olaylara doğru yönlenmesin, yanlış arkadaşlar seçmesin. Ben bunu diyorum. İnşallah daha ileriki yıllarda da yine karşılaşırız. Tüm arkadaşlarımızdan bize destek vermelerini ve bu festivale sahip çıkmalarını bekliyoruz. Hepinize saygıyla, sevgiyle selam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Harika özetlediniz. Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyeyim tekrardan. Ben Mustafa Büyükemir. Tepeli Kostüm Güvercinler Derneği'nin gönüllü bir üyesiyim. Diğer arkadaşlarımız gibi yine gönüllülük esasına göre hizmet etmekteyiz tüm topluma diyelim. Amacımız sadece güvercin birliği değil, aynı zamanda insanların da bir araya geldiği, hoş sohbetler ettiği, gönül bağları kurduğu, dostluklar kurduğu bir ortamlar yaratmak. İleriye doğru beslediğimiz hem güvercinlerimize ırksal özelliklerini geliştirip, ırk özelliklerini koruyarak tabii ki güzel nesiller yetiştirip güvercinlerimiz konusunda ileriye daha sonraki çocuklara, çocuklarımıza diyeyim, nesillere taşımak ve İleride bizim yerimizi alacak artık çocuklarımıza, kardeşlerimize, bizden daha küçük ileriye doğru genç jenerasyonlara. Bizim yönetim bazında dahil olmak üzere sadece hobi olarak da baksalar, onlara güzel bir ortam bırakmak, onlara güzel bir ırk bırakmak, hoş sohbetlerin, dostlukların olduğu geniş güzel yerler bırakmak. Bu konuda amacımız bir gönül sevdası anlayacağınız. Gönül sevdamızı da bir kuşa bağlı, ihkanat, bir kuyruk diyoruz bazen biz ama çok büyük dostluklar, çok büyük kardeşlikler de doğuruyor. Bunun için gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Amacımız da siz tanıtmak için burada olduğunuz için size de ayrıca teşekkür ediyoruz bu konuda. Elimizden ne geliyorsa bu konuda biz de Sakarya TV olarak her daim yanınızda olduğunuzu ifade etmek istiyoruz. Bir de sizin de bahsettiğiniz gibi 28 Nisan 2019 tarihinde festival alanında inşallah biz de olacağız. Sakarya TV olarak canlı yayınlarımız olacak. Yine genel anlamda bütün programı çekip inşallah sonrasında da YouTube kanalımızda da tekrar yayınlayıp tüm Türkiye, yani dünya çapında bütün insanların seyretmesine olanak sağlayacağız. Sevgili başkanım, inanılmaz güzel anlattınız ama ben yine sizin o engin bilgilerinizden faydalanmak adına biraz da bizi seyreden seyircilerimizin daha detaylı, daha iyi kavrayabilmeleri adına kategorilerle ilgili biraz anlatmanızı ve sonunda normal işte Sakarya'da düzenlenen bu 3. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nin tabii ileri uçlarda daha farklı, daha geleneksel hale getirip daha uzun soluk olacağını biz biliyoruz, inanıyoruz tüm yönetim kurulu olarak ama bir de bunun tabii şey boyutu var sizin de ifade ettiğiniz gibi federasyon olma, Türkiye'deki bütün illere, bütün ilçelere ulaşmak. Bununla ilgili de bir çalışmanız var mı? Peki, yani anlatma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. Ben yine konuşurum, çok konuşursam da beni durdurabilirsiniz. Yani şimdi izleyicilerimizin hepsi tabii güvercin camiasını tanımayabilirler. Ortamımızı da bilmeyebilirler. Şundan bahsedeyim, bizim derneğimiz Sakarya'da
Agora alışveriş merkezini bilir Sakaryalı herkes. Onun hemen çaprazında her cumartesi akşamı burası açıktır. Biz burada toplanıyoruz. Çay ikram ediyoruz gelenlere. Herhangi bir ücret talebimiz yok kimseden. Burada gönüllü, bu işi seven arkadaşlara ya da ilgisi olanlara ya da merakı olup gelmek isteyenlerle sohbet ediyoruz. İşte cumartesi akşamları bizim toplanma yerimiz gördüğümüz dernek. Öyle bir birlikteliğimiz var. Şunun için anlattım. Nedir bu iş? Ben yakından görmek istiyorum diyen arkadaş varsa cumartesi akşamı bizi burada bulabilir. Yönetim kurulu arkadaşları yine misafirlerimiz ağırlarlar en güzel şekilde. Saat 8'den sonra açılır. Otururuz. Şimdi tabii dernek olarak kurumsal bir yapıya kavuştuk ama tüzüğümüz var, amaçlarımız var. Orada da belirttik bütün amaçlarımızı. Şimdi Sakarya'da böyle bir organizasyon yapıyoruz. Ama bizim derneğimiz sadece Sakarya'daki güvercin severlere hitap eden bir dernekti bahsetmiştim. Başka illerden de üyelerimiz var. Tüzüğümüzde de yazar. Amacımız federasyon olmak. Bizden önce kurulmuş federasyonlar var Türkiye'de güvercin federasyonları. İki tane federasyon var irtibat içerisinde olduğumuz. Bizim çalışmalarımız da tamamen federasyon olmaya yönelik çalışmalar. Başka derneklerle aynı amacı taşıyan başka derneklerle bir araya gelip federasyon oluşum sürecini tamamlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra da diğer federasyonlarla bir araya gelip konfederasyon planımız var. Belki zaman alacak ama çalışma şeklimiz, doğrultumuz, hedefimiz bu yöndedir. Hayrullah abi konuşurken belki bahseder dedim, bahsetmedi. O şöyle diyor, 15. festivalimizi Köln'de yapmalıyız. Yani hayali var. Çok. Artık önümüz olur mu bilmiyorum da. İnşallah şudur, yani diğer bahsettiğim federasyonlar, bir tanesi Şebap Güvercin Federasyonu'dur. Onların her sene Arabistan'da, Suudi Arabistan'da ve de Avrupa'da bir ülkede yaptıkları festivalleri var. İrtibat halindeyiz. İleride belki de birlikte organizasyonlarımız olabilir ama onların ayrı bir Bahreyn'de zannediyorum yine bir planları var organizasyon. Hem besledikleri güvercini Türkiye'de yetişen ve ırklarının koruma altına alınması gereken bir güvercin diye bütün dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Hem başka ülkelerdeki farklı dilleri konuşan farklı ama aynı sevdaya sahip insanlarla da bir köprü güvercin vasıtası da kurmaya çalışıyorlar. Bizim de amacımız, doğrultumuz önce Sakarya'da, sonra Türkiye'ye bu işi yaymak ve daha sonra belki de sınırlarımızı da aşıp bizim gibi meraklı olan dünyanın diğer tarafındaki kuşçu arkadaşlarımızla buluşabilmenin ortamını hazırlamaya çalışıyoruz. Biz böyle keyif alarak yaptığımız çalışma. Festivalde de kategorilerden bahsedeceğim. Yine güvercin besleyen arkadaşlarımız belki anlayabilir ama diğerleri anlamayacak. Bizim 12 dalda kategori var. Yani işte güvercinler, beslediğimiz güvercinler masa kuşudur. Yani biz onların gözünün, gagasının, tüyünün rengine göre, şekline göre, büyüklüğüne göre, paçasına göre değerlendirir, puan veririz. Onlar farklı farklı. İşte mermeri, portakal, limon afişimize yazar. Arap, beyaz, Arap'la beyazı anlar herhalde izleyicilerimiz. Biri siyah, biri beyaz güvercin. Onların hepsinin erkekleri ve dişileri ayrı ayrı hakemlerimiz tarafından puanlanırlar. 12 tane kategorimizde erkekler, dişler ayrı ayrı, aradan işte 3'er tanesi yani en yüksek puanı toplayan 3 tanesine de işte kupalarımızla ödüllendiririz. Sponsorlarımız var. Bazı sponsorlarımızın işte birinci gelen kuşlara ya da işte tamam ya da başka türlü hediyeleri olabiliyor. Onları da orada takdim ediyoruz. Kuşun yetiştiricisini masa salımında soruyoruz. Çünkü bazen güvercinin üreticisi başka birisi olabiliyor ama yarışa getiren, daha sonradan sahiplenen kişisi başkası olabiliyor. Evet. Onların da hakkını teslim etmek adına yetiştiricilerin de ön plana çıkartıldığı bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Bir de bu festivalde tabii bu federasyon olma amacımız, işte künyeleme sistemleri, bütün yapmaya çalıştığımızı farklı yerden gelen arkadaşlarımızın hepsine bizzat birebir tanışarak da anlatma şansı buluyoruz. Bizim Facebook ortamları çok renklidir. Yani çok sayıda herkesin Facebook'tan ortak hobisini taşıyan arkadaşları vardır ama bu organizasyonlar sayesinde o sanal arkadaşlıklar gerçek dostluğa dönüşebiliyor. Onun da öyle bir sahici tarafı var bizim hoşumuza giden. Çalışmalar bu şekilde Özcan Bey. Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten çok güzel anlattınız. Evet. En azından biz sektöre veya işte bahsettiğiniz işte festival, tabii çeşitler yüzlerce, onlarca, binlerce farklı festivaller oluyor. Ama kuş festivalini ben bu birkaç kere duymuştum ama bu kadar geniş kapsamlı olduğunu ilk kez sizden duyuyorum. Burada çok önemli bir şey söylediniz ve benim çok hoşuma gitti. Yetiştiricileri unutmuyor olmanız evet. Ve onları teşvik etme anlamında. Ödül veriyor olmanız gerçekten şahane bir davranış. Bununla ilgili o çalışma noktasıyla ilgili birkaç tane daha done verebilir misiniz? Şöyle teşvik etme anlamında. Bizim künyeleme dediğimiz sistemde güvercinlerimiz daha yavruyken, 5 ile 7 günlükken ayaklara takılan bir halkadan bahsediyoruz. Ama o halkanın üzerinde
onun doğum tarihi, yani 2019 yılı, Türkiye'nin kodu TR, hangi ülkede yetiştiği, yetiştiricisinin yaşadığı şehir, Sakarya'daki bir arkadaşla 54 ile başlayan bir numarası vardı. Yani numara rejimimiz var. Tabii, benim kendi beslediğim güvercinlerle alakalı, benim işte atıyorum 54008 olsun sizin numaram oradaki sisteme kayıtlı. Benim yetiştirdiğim güvercine ayağındaki halkada Türkiye'nin kodu yazar. 2019 yılında doğduysa o güvercin, o yazar benim sicil kodum yazar ve de o güvercine verdiğim numara yazar. O güvercinin kimlik kartı gibidir bizim için. Yine resmi kurumlar tarafından da hayvanların, evde beslenen evcil hayvanların kimliklendirilmesi zorunluluğundan dolayı o halkaların olması o güvercinin beslenebilir hale geldiğini ve sahibinin kim olduğunu da belli eder. Yurt dışına güvercin götürüp getirirken resmi bir derneğe kayıtlı, sistemde de kaydı tutulan halkaya sahip olanların ancak giriş çıkışına izin verilebilir. Ya da herhangi bir kayıp, hırsızlık ya da bir şeyde hak iddia edebilirsiniz. Bu benimdir işte şu dernekteki sisteme kayıtlı güvercine. Bu çok önemlidir bizim için yetişici adına. Biz bu sisteme yeni geçtik ama çok ciddi ilgi talep gördük. İnternet sitemiz var. Orada künye sorgulama bölümümüz var. Siz bizim güvercin severler ev değiştirir güvercinler. Yani alınıp satılabilirler, hediye edilebilirler. Bir yerden geldiği zaman, karşınıza çıktığı zaman ayağındaki halkaya bakarak hemen bizim internet tkg.org.tr'dir internet adresimiz. Oraya girip orada künye sorgulamadan yazdığınız zaman size hemen yetiştiricisinin adı, soyadı, yaşadığı şehrin bilgisi karşınıza gelir. Öyle bir şey var. Yine bizim yarışmalarda bu sene başladığımız için yavru kuşlara takılır. Bir dahaki sene yani 2020 yılından itibaren bu sefer künyeli kuşlar yarışması yapacağız. Yani sadece ayağında künye olan kuşlar yarışabilecekler. O zaman tabii güvercin sahibi kuşunu getirdiği zaman künyesine bakarak elektronik kayıt ve puanlama diye bir sistemimiz var. Onu elektronik ortamda kaydını alıyoruz. Orada künye numarasından hemen bizim sistemdeki yetiştiricisinin adı sayıda düşecek önümüzde zaten. Bir de kuşu yarıştıran kişi ayrı kişi olabilir, o düşecek. Bir dahaki sene ödül törenlerimizde hem yetiştiricisinin adını hem de sahibinin adını alacağız. Ama bu sene masa salımı dediğimiz programda kuşunu getiren arkadaşımıza zaten soruyoruz. Yetiştiricisi siz misiniz diye. Hayır, şu arkadaştan temin ettim ya da buradan aldım derse onu da o şekilde adını almış oluyoruz. Ama yetiştiriciliği özendirmek, ön plana çıkartmak bu işin hem emeğin hakkını teslim etmek hem de hakikaten zahmetli ve zor bir iştir. Yani iyi güvercin, yani bizim anladığımız anlamda iyi bir güvercin yetiştirebilmek, herkesin önüne çıkartıp takdir toplayabilmek bizim için çok önemli, değerli. O yüzden yetiştiricinin emeği burada çok fazla. Emeğin her zaman ön planda olması için de biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ya gerçekten tebrik ediyorum. Harika. Bir de kişisel bir sorum. Tabii ki. Mutlaka seyircilerimize merak ediyordur. Bu cins hayvanımızın rahiç bedeli nedir? Veya ölçüsü nedir? Ne kıyası nedir? Ya böyle hayvan sen cevap ver hadi bakalım. Şimdi şurada söyleyeyim ben sana. Yani bunun bedelini parayla ölçmek zaten mümkün değildir. Gerçek hobiciyse, sevdası varsa bunun bedelini kimse ölçemez. Ama piyasada yani herhangi mezatlarda veya normal piyasada bugün bizim şu an beslemiş olduğumuz, kendi beslemiş olduğumuz ırklar. Yani 50 liradan tutun da 50 bin liranın üzerine kadar gidebiliyor. Allah Allah. Çok büyük rakamlar yani. Üreticisinin vermiş olduğu emek veya piyasada nadir bulunan özellikleri olan kuşlardan vasıf olarak üstün bir kuşsa haliyle arz talep meselesidir. Artık adam hoşuna gittiyse 50 bin lirayı bile gözünü kırpmadan verebiliyor bu sevda için, bu hobi için. Eyvallah. Bu yönde yani bunun ucu açık. Anladım, anladım. Tabii mutlaka seyircilerimizde. Ama rakamlar tabii haliyle şeyi var yani bazı kesimde bunu ticari anlamda besliyor. Bizler gibi hobi amaçlı değil, evet. Yalnızca ticari anlamda besliyor. Gelirini buradan temin edenler de var. Hı-hı. Yani bunlara da karşı değiliz. Bu mutlaka ki olacaktır. Yani bir şeyin talep gördüğü bir yerde ticareti mutlaka olur. Evet, ama insanlardan bizim istediğimiz şahsi olarak tamam ticari boyutunu da düşünsünler ama önce bunun bir hobi, bir hayvan olduğunu, bir canlı olduğunu unutmayalım. Bir eşya gibi değil. Bir canlı olarak yani bir varlık olduğuna kanaat edelim. Hobimizi tatmin edelim. Zevkimizi alalım. Onun haricinde ticaretine bırakalım. Eyvallah. Bu benim için o. Eyvallah. Çok yani teşekkür diğer ederim. Diğer arkadaşlar da aynı şekilde düşünüyoruz biz. Genelde o şekilde düşünmezsek zaten bu ortamda evet. Bu saatte burada olmayız. Bunun tamam. Gibi yani gece gündüz uğraşıyoruz. Eyvallah. Hiçbir menfaat beklemeden. Çok onun teşekkür ediyoruz. Yani. Vallahi çok doyurucu. İnanılmaz keyifli.
harika bir sohbet oldu. Allah nasip ederse 28 Nisan 2019 tarihinde üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz organizasyonumuzda hep birlikte olacağız. Vakti olan bütün Adapazarlı ve Türkiye'nin çeşitli illerinden bütün konuklarımızı davet ediyoruz, bekliyoruz. Bayanlarla çocuklar. Hayırlı akşamlar diliyoruz.